bakalım. Gerçekten evin yapılı olmadığı için mi gitti yoksa başka nedenlerden dolayı mı gitti? Sen öyle düşünüyorsun ama. Fatma neredeyse çık gel kızım. Ben sizi açlıktan, susuzluktan, yokluktan büyüttüm. Kurda koşa yemelemem sizi. Ben sizi günün yüzü görmeliyim daha. Neredesin? Zeynep'ciğim ben şunu anlayamadım. Bak şimdi görüntüleri de var. Şimdi senin arsan varmış. Oraya da çok güzel de bir ev yapmışsınız. Evet. Kocaman da ev yapmışsınız. İki üç İşte katlı. yardımlar da yapmıştım bir abla. Tamam. Peki niye? Ama o evi de bitirene kadar mesela tek katlı bir şey yapsaydın da bitirip geçseydin ya içine. Önce altından var olarak yaptılar. Ne? Orada altından var olarak yaptılar. Üstü evde en üstünü de ocaklık diye yaptılar. Dediler damın üstünde ocaklık olmaz. Ev bir oda olsun dediler. Ben dedim çocuklarım 10 senedir 2009'dan beri yuvada Sen dedim 4 çocuğunu da alırsın diye düşündüm. Çocuklarımın birer odası olsun Peki dedim. ama evin aslında arkadaşlarımız da orada her şeyi var. Evet. İçinin şeyi mi yapılmadı? İçinin kapısı yok. Ondan sonra Ama odanın kapısının olmaması önemli değil ki. Yani evin var ana kapısı, penceresi. penceresini geçen sene taktırdık. Daha borcum var. Onu biz kendi imkanlarımızdan yaptık penceresini. Yoksa ben 3 sene dış kapım bile yoktu. 3 sene öyle oturdum. Geçen sene yapıldı daha onlar. Daha hala borcu duruyor. PVC'cinin daha borcu duruyor. Adamın 1 senedir Mart'ta ödemem lazımdı, ödeyemedim. Yani yardımlar bir Ha. yere kadar geldi, bir Evet. yerden sonra yardım bitince Aynen. kaldı. Aynen. Aynen. Bize işte Şahin Belediyesi'nde bir başkan Şahin Bey yardımcı. Belediyesi mi yardımcı oldu size? Evet. Orada bir tane başkan Şahin yardımcım Bey var. belediye başkanını da çok severim, bilirsiniz çok Evet. yardımseverdir, her olaya Fıkaraların müdahil olur. bir de fıkaraların babası Gerçekten fukara evet. babasıdır. Şimdi bizi de izliyordur Evet. Şahin Bey belediye başkanımız. Gaziantep Buradan selam olsun. bir de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Evet, o da Fatma çok yardımsever, Şahin'den ilgili bir hanımefendidir. Gaziantep'imizin gözümüzün nuru ama benim bu kadar yaşantımdan haberdar değil. Haberdar olsa bana kol kanat gelirdi. Sen şey mi istiyorsun? O evi de derleyeyim toplayayım çocukları alayım mı istiyorsun? De zaten çocuklarım Güller şeyde pansiyonda kalayım. Meyrem de pansiyona geçecek. Oğlum da Alanya'da inşaat mühendisliği okuyor. Okulların mesela tatil olduğunda yanıma gelsinler, güzel bir gün görsünler istiyorum. Yani evim için en azından ortancıl kızım bana diyor, ana bu ev ne zaman bitecek? Ben bu ev bitmez izine gelmek istemem. Yani ben dayanacak gücüm Onlar var. da izne gelmek istemiyorlar, o evde Aynen. kalmak istemiyorlar. Aynen. Ve dışarıda bulaşık yıkık. Tezgahımız yok. Belki görüntülerde de görmüşsündür. Bir tane şey banyo küvetinin içinde bulaşık yıkık. Bakalım bir mutfağa falan şey oluyor. Yok. Onlar yapılır yani. Sayın Mehmet Talmazoğlu, Gaziantep Şahin Bey Belediye Evet. Başkanı. Fatma Hanım da gerçekten o da O da Çok değerli bir dostum. O da gözümü... bizi izliyordur. Evet. Yani sen diyorsun ki bu ev yapılırsa kız geri mi döner diye düşünüyorsun. Yani ne olursa olsun dönsün. Bitsin dönsün. Evim bitsin. Bütün çocuklar. Benim kızım böyle derdi Müge abla. Şu bir sene içinde kızımın psikolojisi bozuldu. Örgün hayatını aldılar. Açığa yazdırdılar. Açıktan okuydu kızım. Örgün hayatından almalarının da bir nedeni vardır ama şimdi sen tabii hani onları şimdi böyle anlatıyorsun da Bilmiyorum kimse ben. hani okuyan çocuğu almıyor oradan. Her şeyin bir nedeni var Evet, aslında. sebebi var Evet, sen şimdi o yani. sebepleri bilmediğin için Evet, onlar aldılar, bilmiyorum. onlar yaptılar diyorsun ama bir Aynen. nedeni vardır. Şimdi sosyal hizmetlere bağlanıp şimdi onu sormaya gerek de yok yani. Kaş yapalım derken göz Şimdi çıkarmaya da gerek on yok. sene müddetle tabii aile ortamından uzakta yaşadılar. Bir bağımsız bir karar verme gücü kazandı çocuklar. O yüzden de eve gelmek istemiyorlar mı diyorsunuz? Tabii. Hocam Yani ben hiçbir zaman çocuklarımın elimden bırakmadım. Anam beni sokağa bıraktı. Evin kapısını Ay açmadı. sen bıraktı tamam. Yani Kocaya var dedi. Bu çocuklar Zeynep yuvada. Hanımcığım, sizin hayat öykünüzü hep beraber dinledik. Evet. Gerçekten sıkıntılı ve üzüntülü bir şey. Çocuklar
10 sene müddetle evet. sizin yaşadıklarınızı yaşamadılar çünkü devlet koruması altındaydılar. Devlet koruması altında aile merhumları pek fazla gelişemedi. İster istemez yaşları gereği de bağımsız karar veriyorlar. Kızınız 19 yaşında. Artık çalışacak bir potansiyeli kazandı. Ekmek parasını çıkarabilecek hale kadar geldi diye tahmin ediyorum. Ama işte hocam yani bizi de eğer izliyorsa Fatma. Yani Fatmacığım artık işte sen de eğer dışarıda çalışabiliyorsan yapman gereken annenle bir olup yaşayacağınız evi değiştirmen. Yani çalışacaksın bir kutu boya alacaksın gideceksin boyayacaksın. Evet. Yani vallahi ben kendi odamı kendim boyadım. Biraz her tarafa bulaştırdım ettim falan ama şimdi bir ton iş. Hani herkes her şeyi yapıyor. Şimdi burası mutfağınız. Bura oda da ben mutfak olarak ambar katı burası Müge abla. Ben ama oda olarak işte mutfağı burayı yaptım. Kediler ne evin içindeki? İşte benim kedilerim onlar. Ha kedilerin de var. Evet. İki tane de köpeğim var. Anladım. Mutfak nereye yapılacakmış? Bizim kim var? Gizem mi var? Gizem mutfak neresi? Müge Hanım mutfak bir üst katta. Hemen sizi oraya doğru götürelim. Ha, bu ev böyle yarım kalmış. Bayağı evet. bir harabe. Ha, sana böyle eşyalar gönderiyorlar. Kaba inşaat halinde. Onları çocukların 5 gün izine geldi. Din halden vermişlerdi. Halden gönderdiler. Evet. O kabaklar da bizim bahçenin evin önünde yetişti. Anladım. Burası bayağı bir inşaat olmuş. Mutfak. Burası mutfak olacakmış ama burası da kalmış Müge Hanım. Kaba inşaat halinde halen. Ha, sana yardım etmek için anladığım kadarıyla mesela bulaşık makinesi göndermişler. Çamaşır ama mutfak olmadığı için elektriği falan var mı? Tesisatçı bir başkanımız Mehmet Hazlı'ya bir başkanımız iş tesisatını çektirdi ama elektriği düğü yok. Su tesisatı çekildi ama şey içinde suyu yok. Onları bağlatmanız gerekiyor tabii ki. Hayır yani, musluğunu tesisatı. Yani tesisatı yaparken yapmışlar da evi bu halde bıraktı. Lazım şey olmasın. Sen çalışıyor musun? Yok ben engelli maaşından geçirim aylık 500 TL alayım. Makine de bozuldu işte. Maşaba da su koyduk çünkü seyahat. Makineyi niye bozuyorsunuz abi? Ben bozmadım. Abi nasıl bozmadın ya? Çünkü şeyle... Ya söyle mesela bizim evde bir tane çamaşır makinesi var. 20 senelik çamaşır makinesi bozulsun diye gözünün içine bakıyorum tamam mı? Ben hani oraya başka bir şey almak istiyorum. Bir türlü de bozulmuyor. Çünkü annem onu alıyor. Tek tek hepsini alıyor cebine, osuna, busuna, bilmem nesine. Bozulmaz o da abi 20 yıl daha. Bizi öldürür o çamaşır makinesi. Şimdi niye abla, bozuluyorsunuz? Biz maşabadan inatlaşıyorsunuz, inatlaşıyorsunuz makinalarla da yok, bak yok. Onu da yok. Mesela elektronik eşyayla inatlaşılmaz. Kapanmadı, duracaksın. Kapatayım diye uğraşıp olmaz yani. Böyle inatlaşırsan da bozuluyor bütün ev eşyaları yani. Daha yeni alınan makine niye bozulsun? Aslında kadının eşyaları falan da var ama sen de bu evi derleyip toplayabilecek de bir şey görmedim ben. Nasıl? Bir hal görmedim. Yani sen buraları böyle bir derleyip toplayamazsın zaten. Sana bir el atılması lazım. Bayağı bir inşaat maliyeti var yani. Çünkü hocam ellem feşli, elim bir şey tutmuyor. Geri gelin yemek bir şey. Bunlar ne? Bile... Tabii sen bir şey yapamazsın. Onlar yatak. Ha, yatak falan da gönderilsin ama serecek yer yok. Aynen. Ay yazık gönderilenler de böyle heba olmuş. Hayır bari en azından bir mutfağı, banyosu, bir tane odası falan olsa da yavaş yavaş yine yaptırırsın. Kız da dedi ki senin ben burada kalmak istemiyorum dedi. Gaziantep'in merkezinde mi eviniz? Köyünde hocam. Ne diyor? Köyünde. Evet. Gaziantep'in köyünde. Ne kadar mesafesi? 10 dakika hocam. Öyle mi? Dur bir hanımefendi telefon attığımız demiş. Hanımefendi günaydın. Günaydın. Buyurun efendim günaydın. Siz Fatma'yı tanıyor musunuz? Evet Müge Hanım ben Fatma'yı tanıyorum. Heh. Yaşadığı sıkıntıları da biliyorum. Evet. Yani annesinin evinden gitmedi Fatma. Heh. Annesi onu kapıya koymuş, valizleriyle bize geldi. Hani biz tanıyoruz 2 yıldır Fatma'yı. Fatma sizin yanınızda mı? Fatma şu an yanımızda değil. Onunla üniversitenin orada öğrenci evi tuttuk. Orada kalıyor Fatma.
Arkadaşlarıyla beraber kalıyor yani. Evet, zaten iki arkadaşının... Hayır, tek başına kalıyor. Arkadaşlarıyla değil, yalnız tek başına bir ev tuttuk, orada kalıyor. Peki nasıl geçiniyor? Benim, nasıl söyleyeyim, erkek arkadaşı bakıyor ona. Bak anne. Ha, bir erkek arkadaşıyla kalıyor. Kalmıyor hocam, erkek arkadaşı Muğla'da, orada çalışıyor. Fatma'ya oradan para göndererek evini tuttu. Ne karşılığında? Hiç hocam, sadece kız arkadaşı Fatma'nın, hiçbir şey karşılığında değil. Hani ben çok iyi tanıyorum ikisini de. İnanın hiçbir art niyet yoktur. Yani görebilirsiniz gelip. Biz Fatma'yı da çok seviyoruz. Hatta Fatma'nın saçları öyle kısa değildi. Uzun ve kıvırcıktı. İşte yurttan çıktı gezdi. Fatma da saçlarını yeni kestirdi. Hatta o fotoğraf yeni bir fotoğraf. 4 aydır haber alamıyorum diyor zaten annesi. Evet, yani Fatma iyi, kayıp değil. Sadece annesi onu kapıya koyduğu için görüşmek istemiyor. Hayır. Ben iteninden vazgeçmez. Ben itenden bir kötüyüm de yavrum ya, kapıya koyayım. Ben onların hasretinden dilendim, düşürdüm, meydana getirdim. Öyle şey mi olabilir? Hanımefendi, yani ben bazen şu konuşmaları anlayamıyorum. Yani sosyal hizmet... Hani anneye nasıl küsülür? Yani annesi şimdi bir şey olduğunda mesela o zaman yani evden hemen kaçılır mı? Yani hepimizin annesi var. Anne kız arasında her şey konuşulur, her şey edilir. Bir arasın o zaman Fatma bizi de. Müge abla, yalan söylüyor. Bak benim kız Fatma'nın saçı 4 ay önce yurttan çıktı. Psikolojisi bozuldu, gitti yeğenime kestirdi. Fatma dedim kestirdi. Dur iyiymiş, dur bir dakika. Dur şimdi, şükür. Dur şey yapma. En azından iyiymiş. Çok Fatma'ya şükür. Da inşallah ulaşırız. Erkek arkadaşı yoktu. Bu erkek arkadaşın nereden çıktı? 2 tane kız arkadaşını tanıyorum ben. Bir de arkadaşlar, ben anlıyorum hani bu yardım yapmak isteyenleri ama yani şimdi yardım yapayım derken bu kadar büyük bir evin de yani bitirilmesi ayrı bir masraf. Yani bir tek katlı bir şey yapılsaymış da 2 odalı en azından. Bir de bu kadar büyük bir eve bakabilecek bir kapasitesi de yok. Yani bu evi çekip evet, çevirmek de çok zor. Ev o kadar büyük ki yani daha doğrusu büyüklüğü katlı. Katlı katlı evet. Bir ev. Zaten onu temizleyebilecek hali yok. Sen burada mı kalıyorsun? Evet. Burası nasıl ısınır? Yani hepsi bir ayrı masraf. Hani burayı ısıtmaya kalksa bile ayrı bir masraf çıkacak. Ben senin yerinde olsam burayı satarım. Gider kendime bir göz bir yer alırım. Fatma burada zaten. Fatma'yı buraya koymuştum. Fatma dedi bura benim odam olsun. Ona olsun kızım dedim. Fatma burada kaldı. Arkadaşlar çok malzeme var. Çok büyük gibi gözüküyor ama hiçbir anlamı yok yani bu evin. Her tarafı inşaat. Hiçbir şey yok. Elektriği yok, suyu yok, bir şey. Ne yapacaksın yani bununla? Allah Allah. Ben Müge abla böyle... Sen çocuklarımı almak istiyorum desen teşekkür ediyorum güzel. Sen çocuklarımı almak istiyorum desen sosyal hizmetler sana evde de yardım ederdi. Yani bunun baksana şurayı döşemeye kalksan. Ya çok da güzelmiş yeri falan yani iyi günlerde otur ama. Allah razı olsun. Sen hep inşaat. Aslında hani ev yapılsaymış çocuklar da gelirdi sana güzel olurdu. Zaten şimdi buranın şapı nasıl atıldı üzerine fayans döşemeyince alta su basacak. Yani hepsi birbiriyle o kadar bağlantılı ki. Fatmacığım sen bir arar mısın bizi? Fatma şimdi telefon açmış. Demiş ki ben okula gidiyorum. Annem yalan söylüyor. Ben ev öyle olduğu için gitmedim. Çok yalancı annem deyip kapatmış. Yok öyle şey yok. Kendi telefona gelsin buraya gelsin. Ve okuldan Selver Demoğlu'na gidiydi kaydını almış. Ben hocasından bağlantı kurdum. Okuldan kaydını almış. Evet bir hafta okuluna gitmiş Selver Demoğlu'na. Hocasını Zeynep Hoca'yı aradım. Dedim hocam Fatma dedim okula geleyim mi dedim. Yok dedi Zeynep Hanım dedi Fatma okuldan kaydını aldı dedi. Ne düşünürün? Biz